Hepinize merhabalar arkadaşlar, yepyeni bir karşınızdayım. Efsaneleri konuk aldığımız video serimizin yeni bir bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz. Ekranda görmüş olduğunuz gibi bu videomuzun konuğu Bernaoğlu arkadaşlar. Toplam 6 tane efsanelik saldırı satacak bizim için canlı olarak. Biz de onu videolamaya geldik. Kendisine buradan teşekkür ediyorum. Hazırsanız videoya geçiş yapalım. Efsaneler serisi daha sık gelsin istiyorsanız ve hangi oyuncuları görmek istiyorsanız videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. 2 saniye like atarsanız hem kanala hem de videoya destek olmuş olursunuz. Güncellemeleri, turnuvaları, çekilişleri, köy inceleme yayınlarını, yeni gelecek kostümlerde erken aramak istiyorsanız kanala abone olup bildirim açmanız yeterli olacaktır. Hazırsanız başlıyoruz, iyi seyirler. İlk saldırı geliyor ve saldırıyı izleye geçiyoruz arkadaşlar. Rakip Psikonop klanından açtığı Kraliçe Yürüyüşü Tazı Balon saldırısı. Kuşatma atölyesini kaya balonuna çevirdi. Hemen kraliçesiyle sol taraftan yürüyüşü başlatıyor. Rakip kraliçeye doğru ilerleyişi sürdürecek. Hemen şifacıları peşine taktı. Ardından bir öfke büyüsü, bir balon takviyesi. Hemen bir bombacı mülayim. Rakip kraliçeyi de indirdikten sonra içeri doğru giriş yapıyor. Sağ taraftaki iksir toplayıcıya da bir tane sinsi goblin attı. Karaya ayarlı olan ilk sayını da şimdi indirmekte uğraşıyor. Kaya saçarı doğru ilerleyiş sağlarken bakalım, iki bombacı mülayimi daha var hala. Kaya saçarı da indirmeyi başardı. Kraliçe özellik kullanılmak üzere kraliçede püskürtücü şifacıları ittirince şifacılar tanklamayı kestiler. Kraliçenin özelliğini harcamak zorunda kaldı. Sağ tarafa ilerliyor şu anda. Sağ taraftan tekrardan kraliçeyi hava savunmasına doğru ilerletiyor. Dış taraftan da kralı ilerletecek. Şu anda kral dış taraftan belediye binasına doğru giriş yapacak. Kraliçe de hava savunmasını indirdi. Ardından rakip klan kalesinden tazı kelle avcılar geliyor. Gelişte hemen gelişine zehir büyüsünü yapıştırdı. Kraliçe klan kalesindeki tazı ile uğraşırken bir yandan da kralla belediye binasına ulaşmaya çalışıyor. Hemen köpecikleri temizledi. Okçu ve minyon yardımı da gönderildi. Kraliçe sıkıntısı bir şekilde ilerleyişini sürdürürken tekli cehennem kulesine yakalanan bir tane görünmezlik büyüsü var. Buz büyüsü atmayı tercih etti orada. Kraliçe tekrardan yeriye döndü. Tekli cehennem kulesi çoklu cehennem kulesinin olduğu tarafa doğru ilerleyiş sürdürüyor. Kral dışarıdan doğru ilerleyişini sürdürürken sol taraftan da şampiyon kaya balonu ve balonlar sahneye gönderecek. Kaya balonu üst taraftan gönderildi. Hemen şampiyon rakip kralı yakalayınca kelle avcısı desteğiyle rakip kraldan da saniyeler içinde kurtuldu. Püskürtücü kaya saçara bir buz büyüsü takviyesi. Hala bir buz büyüsü vardı. Onu da orada kullandı. Kraliçe tekrardan içeri doğru giriş yapıyor. Püskürtücü alıyor. Balonlar sıkıntısız bir şekilde son kare savunmalara doğru ilerleyişi sürdürüyorlar. Bir tane görünmezlik büyüsü var hala. İlk saldırıda bir büyü arttı. Bernaoğlu'nun şampiyonun kalkanla duruyor. Çok rahat bir üçlük oldu Bernaoğlu adına. Tebrik ediyoruz. İkinci saldırısıyla devam edelim hız kesmeden. Hızlı hızlı yapacak bizim için saldırıları. Geçelim. İkinci saldırısına geçiş yaptık. Az önce Bobli hesabından da saldırı attı. Onu kaçırdım arkadaşlar. Toplam 5 saldırı olabilir bu videoda. Onun olmazsa en son tekrarını izletirim. Şöyle ikinci açmış olduğu köy Bernal NFC hesabında. Kraliçe yürüyüşü yine tazı balon saldırısı. Sol üst köşeden kraliçesini yürütmeye başladı. Kraliçe bayağı bir canı azaldı orada. İskeletler bayağı oyalıyor ama şifacılar tekrardan canını dolduruyor. Kraliçenin sıkıntısız bir şekilde ilerleyişini sürdürecek. Ardından belediye binasına doğru yollanıyor. Kraliçe belediye binasından da kurtulacak. Hemen balonlara da hem balonlar hem de kraliçe faydalanacak şekilde öfke büyüsü gönderildi. Oradaki hava savunmasını direkt indirdi. Orada şifacılarına sıkıntı çıkartmaması adına başarılı da oldu. Sıkıntısız bir şekilde kraliçesi belediye binasına ulaşıyor. Bir balon
takviyesi daha gönderdi orada. Öfke büyüsü harcamadan belediye binasından da kurtulmayı başardı. Sıkıntısız bir şekilde zehire de girmeden kraliçe ilerleyişini sürdürecek. Oradan topa doğru, bombacı Mülayim'e doğru döndü. İskeletler bir tık oyalayacak. Öfke büyüsü takviyesi geldi. Zaten zehirin çok fazla etkisi kalmadı. Etkisi bitti. Orada tekne cehennem kulesine yakalanmıştı. Yakınları yakalanmaz hemen bir buz büyüsü takviyesi geldi. Öfke büyüsünün etkisi geçmeden tekli cehennem kulesini indiriyordu. Orada riski almak istemedi. Özelliği de gidecekti kraliçenin. Riske atmak istemedi. Buz büyüsü takviyesi gönderdi. Direkt cehennem kulesine. Üst taraftan kral şampiyon da rakip şampiyon rakip kraliçeye doğru ilerleyişini sürdürüyor. Hemen oradan kraliçeyi indirdikten sonra ilk sayı kaya saçara doğru ilerleyişi sürüyor. Kraliçe merkezden rakip şampiyona doğru ilerlerken sağ taraftan da tazı balonlar sahneye gönderildi. Üst taraftan alt taraftan da kaya balonu şimdi ilerleyişini sürdürüyor. Kraliçenin özelliği kullanıldı. Merkezdeki çoklu cehennem kulesi denirildi. Ardından kraliçe kartal topuna da ulaşmayı başardı. Koruyucunun özelliğinden de faydalandı. Şu anda kartal topu da indiriliyor. Bir buz büyüsü, bir görünmezlik büyüsü daha var hala. Şampiyon az bir canda savaşın sonuna kadar ilerleyecek gibi görünüyor. Kraliçe de üst tarafta geri kalan savunmaları indiriyor. Ve bir üçlük de buradan geliyor. Burada da büyü artırılarak üçlük çıkıyor arkadaşlar. Tebrik ediyoruz. Sıradaki saldırıyla devam edelim. Üçüncü saldırısında tekrardan Bernoğlu 2-0 hesabındayız arkadaşlar. Pup pup pup. Bu düzenlerde hala çok tekte kalıyorum. Gerçekten atlama büyüsüne gitmiyor bir türlü süper atıcılar. Çıldırtıyorlar beni. Bakalım Bernoğlu ne yapacak burada. Sol üst köşeden yine direkt belediye binasını hedefledi. Koridor açıyor kraliçesine. Direkt belediye binasına doğru ilerleyişini sürdürecek. Şifacıları peş sıra gönderildi. Sıkıntısız bir şekilde belediye binasına doğru ilerleyiş sürüyor. Hemen bir öfke büyüsü takviyesi kraliçeye. Soldan doğru köşeyi döndürecek. Tekrardan o iksir deposunun oradan doğru yandan geçerken kraliçeye binayı aldırtacak. Bir yandan da alev atıcısı savaşa dahil edildi. Gördüğünüz gibi sol taraftan kraliçe ilerlerken dediğim gibi soldan geçerken kraliçeye belediye binasını aldırtacak. Alev atıcısı savan topunun menziline girmeden iki savunmayı indirirken zehiriyle havan topundan da kurtulmayı başardı. Sıkıntısız bir şekilde alev atıcısı ilerleyişini sürdürüyor. Bu arada kraliçe de belediye binasından kurtuldu. Sağ taraftan alabildiğine dümdüz bir hat var. Alev atıcısının ilerleyebileceği. Ardından kral da gönderildi. Klan kalesinde çıkıyor. Gelişine hemen zehir büyüsü yapıştırıldı klan kalesindeki askerlere. Alev atıcısı orada kara eksiğine yakalandı bu sefer. Kral şu anda o ortadaki koridordan iki hava savunmasına doğru ilerleyi sürdürecek. Kraliçe de o tarafta. Şampiyon da o tarafta. Yani tazı balonuna engel olabilecek ne kadar bina, kahraman varsa hepsi orada. Önce kraliçeden kurtuldu. Ardından seri bir şekilde şampiyondan da kurtuldu. Sağ alt taraftan da tazı balonlar sahneye gönderildi. Merkezdeki çoklu cehennem kulesi de şampiyon tarafından indiriliyor. Hala bir buz büyüsü, bir görünmezlik büyüsü mevcut. Şampiyonun hala kalkan gönderilmiş değil. Full canlı şampiyon. Çok rahat bir şekilde bu köyde darma duman ediyor. Yani o buz büyülerini atmaya gerek bile yok. Yani aslında artırarak üçleyebilir. Fakat hızlı bir şekilde saldırıları yapıyor. Şöyle hem kraliçenin özelliği duruyor hem şampiyonun özelliği duruyor. Hem de bir tane görünmezlik büyüsü mevcut şu anda. Görünmezlik büyüsünü de son olarak oraya yapıştırdı. Bir üçlük daha. Adam boş geçme. Leblebi gibi üçlük atıyor. Maşallah. Devam edelim. Bu arada Bobli hesabı globalde 39. sırada. Bakalım en son kaçıncı sıraya çıkacak. Yine az daha Bobli hesabını kaçırıyordum. Son anda yakaladım. Globalde 39. sırada şu anda.
Bu hesabıyla Berna ol. Son günlerde çok kullanılan bir düzen. Bende de var bu düzen. İsterseniz atarım ama şu anda zaten bu düzenin üç yiyeceğini görebiliyorum. Bütçemezse isteyin düzeni benden. Unutmazsam açıklamaya linkini bırakayım bu düzenin. Sadece yönünü çevirmiş. Ben de tam ters tarafta, bu tarafta. Kraliçe belediye binasına doğru ilerletildi. Kral şu anda koca öküzüyle üst taraftan giriş yaptı. Hemen bir öfke bir üst takviyesi. Dede ve şampiyon peşi sıra kralın ardından gönderildi. Tazı balon saldırısında koruyucu karada. Ona dikkatinizi çekeyim. Kral şu anda ilerleyişini sürdürüyor. Hemen kralın özelliği basılır basılmaz koruyucunun özelliğinden de faydalandı. Orada çarşı pazar karışıyor. Rakip klan kalesinden çıkan tazı. Kral bir o tarafa gidiyor, bir bu tarafa gidiyor. Tekrardan bir öfke büyüsü yapıştırdı orada. Hem kralı barbarlarına hem de kraliçeye faydalanacak şekilde şu anda ilerleyiş sürüyor. Ağır savunmaları indirdiği bir kartal topu var en arka tarafta. Sol taraftan hemen 2-3 balon takviyesi ve sol taraftan kartal topuna doğru kaya balonu yapıştırıldı. Sol ortadan da tazı savaşa dahil edildi. Merkezdeki Çoklu Cehennem Kulesi de kraliçe tarafından indirildi. Kartal topunun arka tarafındaki Çoklu Cehennem Kulesi hava savunmasına bir buz büyüsü takviyesi geldi. İlk yerleri karada olduğu için hiçbir şey yapamıyorlar şu anda. Hava saldırısına görünmezlik büyüsünü kraliçe koruyucusunu da kullanıyor. 1 dakika 19 saniyesi var hala. Bir tek burada büyü artmadı. Ama köy her türlü üçlendi. Sanırım bu düzeni istemezsiniz artık. Kraliçenin canı görünmüyor neredeyse. Çoklu Havan'a gidecek gibi görünüyor kraliçe. Hop, Çoklu Havan kraliçe indirdi. Bakalım globalde kaçıncı sıraya yükselecek? Bu saldırısından sonra Berna ol. Orada kralla da bayağı uğraşmış. Minyonlar, ejderler. Kralı indirdikten sonra kelle avcısı da var. Son kalan altın madenini alacaklar orada. Ve üçlük geliyor. Globalde kaçı yükselmiş bakalım. Tebrik ediyoruz. Globalde şu anda 23. sırada arkadaşlar. Bir sonraki saldırıya devam edelim. Bu son saldırı yazdı arkadaşlar. Yine aynı düzeni açtı. Az önceki adam mı yoksa? Harbiden köy zayıftı. Harbiden aynı adam. Ardı ardına aynı köyü açtı. Diğer hesabına. Bernal'ın ETC ile saldırıyor. Allah Allah. Bu sefer sol taraftan girdi. Koruyucu karada yine kraliçenin peşinde. Artık son saldırı olunca şov saldırısı yapıyor. Rakip kralı indirdi direkt. Adam tazı balon saldırısına kraliçe yürüyüştü. Dede arkada karada saldırı yapıyor. Üst taraftan kralı gönderdi. Güzel kartal topu tarafından girdi. Adam o kadar relax saldırıyor ki. Cidden. Kartal topu da indirildi. Kral üst tarafta. Hemen bir öfke bir üst takviyesi geldi. Kraliçe merkez doğru ilerletiliyor. Ardından tomruk fırlatıcı da gönderildi. Kral sol taraf alıyor. Kraliçe peşinde tomruk fırlatıcı belediye binasına doğru ilerleyiş sürüyor. Hemen Çoklu Cehennem Kulesi'ne bir buz büyüsü yapıştırdı. Klan Kalesi'nden gelen Tazı'ya zehir büyüsünü yapıştırdı. Ardından bir öfke büyüsü takviyesi yapıştırdı. Şampiyon şimdi merkezdeki Çoklu Cehennem Kuleleri hava savunmalarını alacak şekilde gönderildi. Koruyucunun özelliğiyle de kraliçesini koruyor. Tomruk fırlatıcı belediye binasına kadar duvara açmaya devam ediyor. Adam daha orduyu salmadan köydeki savunmalar bitti. Tomruk fırlatıcı Kaya Saçar'dan da kurtuldu. Şampiyon orada topu da indirdi.
Kraliçe merkeze doğru ilerliyor. İkinci kaya Saçar da indirildi. Hemen bir öfke bir üst takviyesi daha kraliçeye. Kraliçeyi belediye binasına doğru çevirmeye çalıştı. Görünmezlik büyüsü attı o tarafa gitmesin diye kraliçe. Ama ısrarla kraliçe o tarafa doğru gidince artık ordusunu savaşa dahil etti. Püskürtücü bayağı bir engel oldu balonlara. Tazı balonlar, kraliçe özelliği de gitti. Son saldırı tekte mi kalıyor? Küpecikler çıktı, balonlar. Ana saldırı tekte kaldı. Şov yapacağım derken orada kraliçenin satışı çok ağır oldu. Sağlık olsun. %96 olur mu? Oldu %96. %97. %97 tek yıldız. Yok böyle bir şans. Son olarak az önce kaçırmış olduğumuz üçlünün tekrarını izleteceğim. Yine tazı balon saldırısı. Adama o kadar üçlük atıyor dedik, nazar değdirdik. %97'de tekte kaldı. Ellerine kollarına sağlık adam. Böyle artık yani şöyle düşünün. Adam istese yine aynı şekilde sağdan girip köyü üçleyebilirdi. Videoda farklı bir video saldırı olsun diye sol taraftan girdi. Bir değişiklik yaptı. Sağlık olsun. Güzeldi yani. Değişiklik oldu bizim açımızdan da. Sağ taraftan elevatısını göndermiş üst köşeden, sol üst köşeden de kraliçe yürüyüşünü göndermiş. Hemen ardından koca öküzüyle kralla giriş yapmış. Şu anda köyü ikiye bölüyor. Kraliçe merkez doğru ilerletiliyor. Hemen bir öfke bir üst takviyesi. Kartal topuna doğru ilerleyiş sürdürülüyor. Bir sinsi desteği gönderildi orada. Kral şu anda özelliğinde kullandı. Alev atıcı sağ taraftan tamamen bir koridor temizliği yaptı diyebiliriz. Oradan rakip şampiyona doğru gidiyor artık. Alev atıcısı oraya ilerlemeden o hava savunmasını indirmeyi başarmış. Hala alev atıcısı ilerliyor. Şimdi şampiyon alev atıcısını patlatıyor. Alev atıcısının içinden çıkan ejder ve balonlar. Ejder, balonlar şampiyonu oyalıyor. Ejder de rakip şampiyonu indirmiş. Bombacı mülayimle de belediye binasına giriş duvarını açmayı başarmış. Son olarak bir zehir büyüsü yapıştırıldı. Orada X'e gıdım canda kalmış. İnşaatçı tekrardan o X'e'nin canını tazeliyor. Ardından tazının köpecikleri patlar patlamaz. 1 milyon bir okçu takviyesi gönderilmiş peşinden. Ardından sağ taraftan da tazı balonlar sahaya indirilmiş. Hemen bir öfke bir üst takviyesi belediye binasına doğru ulaştırıldı. Kraliçe belediye binası da saniyeler için indiriliyor. Ardından ikinci kaya saçardan da kurtulmayı başardı. Tazı balonlar ilerlerken koruyucunun özelliğinden faydalanıyor. Şampiyon da balonların altından doğru ilerleyişini sürdürüyor orada. Çoklu Cehennem Kulesi'ne hemen bir buz büyüsü. Ardından rakip kraliçe ve hava savunmasına gelecek şekilde bir buz büyüsü kullanılmış. Son buz büyüsü de Çoklu Cehennem Kulesi'ni durdurmak için kullanılmış. Yine görünmezlik büyüsü artırılarak burası üçlenmiş arkadaşlar. 23'e kadar çıkmıştı. Globalde en son baktığımda yine 38. sıradaydı. Son bir defa daha bakalım Bobli'ye. Şu anda 38. sırada arkadaşlar. Globalde. Bu videomuzun da konuğu Berna oldu. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Bu arada Bernaoğlu'nun da YouTube kanalı var arkadaşlar. Açıklama kısmına linkini bırakacağım. Gidip abone olup videolarını izleyebilirsiniz. Bir efsaneler serimizin daha sonuna geliyoruz. Bu videoluk bu kadar. 2 saniye verip like atarsanız hem kanala hem de video destek olmuş olursunuz. Güncellemeleri, turnuvaları, çekilişleri, köy inceleme yayınlarını, yeni gelecek kostümler derken de aramak istiyorsanız kanala abone olup bildirim açmanız yeterli olacaktır. Kendinize bakın, hoşça kalın. İyi oyunlar, bol kupalar, bol ganimetler, bol savaş yıldızları. Allah'a emanet olun. Neresi?